11. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 11. sınıf Arapça 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 6. videoyla ve 4. ünitenin 3. dersi. Konumuz Et-Davetül Cehriyetü, açıktan davet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti açıktan yapması. Konumuz bu. Bundan önceki videoya, 5. videoya baktığınız zaman buraları işlemiştik ve orada da davetin gizliden yapılması konusuydu. Şimdi bunlar arkadaşlar istemilel kelimat ve da daireten halil kelimetilleti tesme'uha. Duymuş olduğun kelimenin etrafını daireye al ve kelimeleri dinle. Biz bunları tercüme ettik. Hatta yazdık da size kolaylık olsun diye İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi diye bir oynatma listesi var. Orayı açtığınız zaman 25. video arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi mesela mukata, boykot, anlaşma, mübayağı, muahede, sözleşme, anlaşma gibi bunları tek tek ne yaptık biz? Şöyle biraz daha ileriye gidelim. Tercüme ettik ve Arapça ifadelerin cümlelerin altına da Türkçesini yazdık. Şimdi burada da görüyorsunuz. Şöyle biraz daha ileriye gidelim. Evet, biraz sonraki tercüme edeceğimiz yer. Burası, onun tercümesini de Modern aşağıya tersliği yazdık. anlaşılıyor buradan. Bu yuha. Evet, diyeceğim şu ki arkadaşlar, biz burada gramer ağırlıklı, dil bilgisi ağırlıklı tercüme yapacağız ve yazılıya hazırlanacağız. Buraları böyle tek tek kelimeleri ne yapmayacağız, işlemeyeceğiz. Biraz önceki oynatma listesinden oraları eğer ki kelimelerin anlamlarını öğrenmek veya tekrar etmek isterseniz oynatma listesinden bakabilirsiniz. Şimdi biz devam ediyoruz. Buralarda biraz zorlandığınız yorumlarda söylüyorsunuz. Onun için buraların manasını verip bazı yerlerin aşağıdaki gramer, dil bilgisi kısmına geçeceğiz. Yani videoyu bu şekilde hazırlayacağız. Kitabı böyle tek tek bu üçüncü ders, dördüncü ünite, üçüncü dersi buradaki boşlukları falan görmek için biraz önceki bakmış olduğumuz buradaki oynatma listesi var ya arkadaşlar. Dördüncü ünite, üçüncü ders burası işte. Buraya ve dördüncü ünite, üçüncü ders iki tane video var. Orayı izleyebilirsiniz. Biz şimdi dediğimiz gibi metni okuyup, buradaki parçayı okuyup daha sonra gramer, dil bilgisi konusuna başlayacağız. Ve evet, buradaki parçayla başlıyoruz. İstemiyelen nasıl? Atifu makrahu. Aşağıdaki, el-ati gelen demek ama buradaki manası aşağıdaki oluyor. Aşağıdaki metni, nas metin demek. Dinle, sonra o metni oku. O metni oku nereden çıkarıyoruz? Buradaki hı zamiri buradaki metine gidiyor arkadaşlar. Onu da oradan çıkarıyoruz. Aşağıdaki metni oku. Peki okuyoruz. Emrallahu azze ve celle Allahu Teala emretti. Kime? Resulehu sallallahu aleyhi ve sellem Resulüne peygamberine emretti. Niye emretti? En yasta'a bil hakkı. Hakkı doğruyu açıktan yapmasını emretti. Ey en yeçhara bihi. O hakkı açıklamasını ve açıktan yapmasını ne yaptı? Emretti. Şimdi buradaki ey yani bir manasına geliyor. Şuradaki yasta kelimesini böyle açıklamış oluyor ki zaten biz bunu da hakkı doğruyu açıktan yapmasını emretti diye mana verdik. Kalallahu Teala Azze ve Celle. Allahu Teala buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesi. Fasta bima tu'meru ve a'rid anil müşrikin. Eğer ki video yavaşsa arkadaşlar şurada ayarlar kısmı var. Videoyu izlerken orada videoyu hızlandırabilirsiniz. 1.25, 1.5, 1.75, 2 diye hızlandırabilirsiniz. Hızlıysa yavaş alabilirsiniz. O sizin elinizde artık. Ben bazen hızlı anlatıyorum, bazen yavaş anlatıyorum. Onu kendiniz ayarlayacaksınız. Evet, fasta bima tu'meru ve a'rid anil müşrikin. Fasta sen açıktan yap bima tu'meru emr olunduğun şeyi ve a'rid anil müşrikin müşriklerden yüz çevir. Onlara aldırış etme diye tefsirlerde geçiyor. Peki sonra ba'de senevati minet daveti sirriyeti. Gizli davetten seneler sonra bede en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz başladı. Niye? Bil cehri açıktan yapmaya. Niye? Bit davet ile tevhid ve dinil hanif. Hanif olan dine ve Allah'ın vahdaniyetine, birliğine daveti açıktan yapmaya başladı.
hatta fekezzebehu kavmuhu, o peygamber efendimizi kavmi yalanladı. Ve minhum, onlardan, yalanlayanlardandır. Bu muahhar mukaddem haber oluyor. Burası muahhar müddet olur. Kim? Ammuhu, amcası Ebu Leheb. Ve bede'u, başladılar. Şuradaki bede'e kelimesi, bu müfret, buradaki bede'u de cemisi. Bede'e, bede'a, bede'u, onlar başladılar. Yu'azzibûnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimize ve ashabahu, ashabı kirama ve peygamber efendimize işkence etmeye başladılar. Ta'zib, işkence etmek, bu fiil-i muzarisi cem'i olarak gelmiş. Feyaridu sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimiz ala ashabihi el hicrete ilel Habeşe, ashabı kiramı Habeşe'ye, Habeşistan'a, bugünkü Etiyopya'ya hicret etmelerini istedi, etmeleri için ne yaptı? Onlara arz etti, onlara söyledi. لِأَنَّ مَلِكَهَا, çünkü bu hezemeri bu Habeşe'ye gidiyor. Habeşistan'ın meliki, kralı, لَا يَظْلِمُ اَحَدًا, hiçbir kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Hiç manasını nereden veriyoruz? Buradaki tenvinden veriyoruz. لَا يَظْلِمُ اَحَدًا, hiçbir kimseye zulmetmezdi. فَيَخْرُجُونَ اِلَيْهَا, ve oraya çıktılar. Yani oraya gittiler. فَتُقَرِّرُ قُرَيْش, Kureyş kararlaştırdı, kararlaştırıyordu. نِي مُقَاطَعَةَ Beni Haşim ve Beni el-Muttalib. Beni Muttalib ve Beni Haşim'e mukata'yı, yani boykotu, onlarla her türlü alakayı, maddi manevi kesmeyi kararlaştırdı. Vahum fi şa'bi Ebi Talib. Fi şa'bi Ebi Talib, onlar Ebu Talib'in mahallesinde, mıntıkasında olduğu yerde idiler. Ve yuhasiruhum, onlar muhasara etti. Ettilerdir normalde bu fiil-i muzari. Ama bu geçmişte yaşandığı için biz öyle diyelim. Müşriku Kureyş. Kureyş müşrikleri. Aslında bu müşriku neydi? Bu cemi böyle muzaaf olduğu zaman buradaki nun düşer. Müşriku ne Kureyş olmaz. Müşriku Kureyş deriz. Felase senevat, 3 sene ne yaptılar? Muhasara, boykot yaptılar. Yemne'ûne anhum, onları men ettiler, engellediler. Neden? Etta'ame, yemekten, ve şerabe, içmekten. Arkadaşlar, burayı işledik ya, buranın toplu manası bu. Oynatma listesinden izledikten sonra burada var. Ben burada şimdi bulamıyorum da uzun süre. Şuradaki metin bittikten sonra onun altına veya üstüne bir yere orayı ben yazdıydım arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Yani buranın tekrar toplu manasını vermeyelim. Vakit kaybı olmasın. Buranın toplu manası orada var. Şimdi burada sorular var. Dediğim gibi buradaki soruları oynatma listesindeki o videodan ne yapabilirsiniz? Onları cevaplandırabilirsiniz ki biz orada zaten cevaplandırdık. Burada vakit kaybetmeyelim. Çünkü aşağıda bizi gramer dil bilgisi var. Asıl oraya yoğunlaşacağız. Şu metinleri arkadaşlar, şimdi biz izlediğimiz videolarda analizler kısmına giriyoruz. Tabii analizlerde izleyenlerin 10 kişiden 1 kişinin abone olduğunu, 9 kişinin abone olmadığını da görüyoruz. Yani %10 kişi izleyenlerden abone oluyor, diğerler abone olmuyor. Onun için bugün 975. videonun çekimini yapmaktayız ama 4000 abonemiz var. Böyle bir tezat, yani ters bir şey var böyle. Abone az, video çok. Neden? İşte bundan dolayı %10 kişi. Neyse, analizde de şunu, asıl diyeceğim şu arkadaşlar. Mesela siz başlıyorsunuz izlemeye. Mesela şu yukarıdan başladınız ya. Mesela burası kaç dakikada bitti? 5 dakikada. İşte şurası 7-8. dakika. Şu an mesela 9. dakika. İşte 9. dakikaya geldiği zaman şu metinler analizde de mesela şöyle izleniyor. 9. dakikaya gelince şöyle yükseliyor. Yani bu ne demek? Bu metinlere siz çok önem veriyorsunuz ve devamlı buraları izliyorsunuz. İşte onun için biz de buraları tekrar orada olmasına rağmen burayı tekrar ne yapıyoruz? İşliyoruz ki işte sizin isteğinize cevap verebilmiş olmak için. Çünkü analizlerde buraları çok izlediğini görüyoruz. Kim izlediğini görmüyoruz ama bir toplu şekilde mesela 5000 kişi izlemiş. Yani buraları az kişi izlemiş. Burada yükselmiş. Sonra tekrar inmiş falan, o şekilde görüyoruz. Evet, şimdi onun için burayı ne yaptık? Tekrar ettik ve şimdi gramer kısmına geldik. Arkadaşlar,
El-kavaidu. Kavaid, gramer, dil bilgisi. Üçü de aynı şey. Evvelen, öncelikle, birinci olarak. İkra okuni el-cümletel atiyete. Aşağıdaki cümleyi oku. Thümme teemmel. Sonra düşün. Dikkat et manasında. Emrallahu azze ve celle en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e emretti. Neyi? Bil-cehri açıklamayı, açıktan yapmayı. Neyi açıktan yapmayı? Bir daveti. Daveti açıktan yapmayı emretti. Thaniyen ikinci olarak ikra el cümlel atiyete aşağıdaki cümleyi oku. Thümme teemmel sonra düşün. İhtarallahu Muhammeden lin nübüvveti. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nübüvvet peygamberlik için seçti. Emrallahu azze ve celle Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e emretti. Neyi? Bil ennebiye peygamberimizin neyi? Bil cehri bit daveti. Şuranın aynısı. Daveti açıktan yapmasını emretti. Şimdi buradaki kavait, gramer kısmında asıl bizim öğreneceğimiz şuralar. Bunlar onların misali örneğiydi. Şimdi buraya başlamadan kısaca bir hatırlatmada bulunalım arkadaşlar. 11. sınıf ayet biraz önce gördük. Oynatma listesi var. Birini görmüş olduk. İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. İkinci olarak da 11. sınıfa ait derslerin yazılı soruları var. Onu da videonun sonunda göreceğiz. Bilginiz olsun. Belki sonuna kadar izleyemeyen olursa diye şimdiden hatırlatmış olduk. Min tedekkar düşün ve lahif ne yap? Dikkat et. Tedekkar pardon hatırla ve lahif dikkat et. Düşün neydi? Teemmeldi. Tedekkar bu zekar kelimesi zekara zikretti. Tedekkara hatırladı. Bir de zekkara o bu tef'il babından pardon tef'ul babından hatırla tedekkar emre hazır. Zekkir dersek o da hatırlat olur. Zekkirni bana hatırlat. Mesela bu şekilde. Min mükevvenatil cümletil fiiliyeti yani babları değişince onlar da bir ayrı konu. 6 tane sülasi var, 4 tane rubai var, 5 tane humasi var. Yine 4 tane südasi var. O bablar kelime, bu sülasi kelime bablar değiştiğine göre manası değişir. Tef'ül babından olunca hatırlat oluyor. Tef'ül babından olunca hatırla oluyor. Bunun gibi. Min mükevvenatil cümletil fiiliyeti el fi'lu vel fa'il vel mef'ulu bih. Cümleyi fiiliyenin bileşenlerindendir. Arkadaşlar bir önceki bu 6. video, 5. ve 4. videolarda biz cümleyi fiiliyenin nasıl oluştuğundan bahsettik. Burada da cümleyi fiiliyenin bileşenlerinden yani nelerden oluşur onlardan bahsediyor. Min mukavvenatil cümletil fiiliyeti el fi'lu vel fa'il vel mef'ulu bih. Fi'l fa'il mef'ulu bih. Peki bakıyoruz o zaman fiil nerede? Hemen işaretleyelim. Fiili getirdik. Burada. Emara. Fail. Allahu. El mef'ulu bih. En nebiye. İşte emara emretti. Bu fiildir. Fiil bazen fiili mazi olur. Bazen fiili muzari olur. Bazen emri gayb olur. Bazen nehi gayb olur. Bazen emri hazır olur. Burada fiili mazi olarak gelmiş ki emretti. Geçmişte olan bir şey. Geçmişten bahsediliyor. Fiili mazi zaten geçmiş zaman demek. Kim emretti? Emreden kim? Emri veren kim? Allah bu faildir. Ennebiye de mef'ul bih'tir. Mef'uldür. Yani emredilen şeyi yapılması. Kime? Peygamber Efendimiz'i onu yapmasını istemesi. Bu da mef'ulü bih'tir. Peki devam ediyoruz. İhtara bu bir başka misal oluyor. İkinci misal. Seçti. Bu fiil. Kim seçti? Fail. Allahu, Allahu Teala seçti. Kime seçti? Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Peygamber Efendimiz'e seçti. Niye seçti? Niçin seçti? Linnubuvveti. Peygamberlik için seçti. Buradaki ihtara fiil. Allahu fail Muhammeden mef'ulu bih. Şimdi bunlar ne oluyor arkadaşlar? Cümleyi fiiliyenin bileşenleri oluyor. Fiil, fail, mef'ulü bih. Fiil, fail, mef'ulü bih. Peki buraya devam ediyoruz. Emrallahu ennebiyye bil cehri bit daveti. Bu şuranın aynısı. Sadece burada böyle toplu yazmış. Burada iki satıra yazılmış. Burayı tekrar yapmayalım ama hatırlatalım. Emra fiil, Allahu fail, ennebiyye mef'ulü bih. Lahif, dikkat et. Bu da lahada yulahidu mulahadaten vel emr lahif müfale babından emr hadır. Emir fiili. Sen emrediyor. Sen dikkat et. El mef'ulu bih huwa men vaga alayhi el fi'lu.
Min alameti nasbil mef'ul bih el feta. Evet, burada yeni bir şeyler öğreniyoruz. Onlara bakıyoruz. Mef'ul bih nedir? Mef'ul bih. Şöyle yapacaktık. Evet, mef'ul bih. Huve o mef'ul bih. Men ol bir kimsedir ki vaka'a vuku bulur. Vaki olur. Aleyhi üzerine el fi'l. Fiilin üzerine vuku bulduğu şeydir. Biz bunu kitabı biraz önceki oynatma listelerinde görürken şöyle bir şey demiştik. Darabe Zeydün, bu misal çok meşhurdur. Darabe Zeydün Amran. Buradan ancak böyle yazabiliyoruz. Şimdi Amr bir isim, Zeyd de isim. Darabe ney arkadaşlar? Fiil. Ha, buradaki fiil var ya, o. Şunu rengini değiştirelim. Daha belirgin olsun. Zeydün nedir? Faildir. Amran nedir? Mef'ulü bih'tir. Şimdi burada ne dediği? Mef'ulü bih fiilin üzerine gelen, vuku bulan şeydir. Yani fiilin tesiri onda görülür. Peki göreceğiz şimdi. Darp etmek bir nedir? Fiildir. Dövmek. Amr neydi? Mef'ulü bih. Zeyd Amr'ı dövünce ne olmuş oldu? O dövmek fiili mef'ulü bih olan Amr'da görülmüş oldu. Ona vuku bulmuş oldu. Buradaki mef'ulü bih ile anlatılmak istenilen budur. Dövmek olan, Zeyd olan failin, dövmeklik olan fiili, darbetme olan fiili Amr olan mef'ulü bih'e geçmiştir. Evet, min alamati nasbil mef'ulü bih el fethatu. Mef'ulü bihin alametinden, işaretindendir. Ne? El-fethatu fetha. Yani mef'ulü bih ne olur? Fetha olur. Ya bu iki üstün olur ya da sadece üstün olur. Bakalım. En-nebiyye demiştik burada, değil mi? Evet, burada fetha. Buraya bakalım. Muhammed'den iki üstün. Yani fetha. Üstün ve iki üstün, ikisi de fetha oluyor. Burada da fetha. Başka var mı? Şurada bir de Amran var. Burada görüyorsunuz iki üstün fetha. O zaman neyi öğrenmiş olduk? Cümle-i fiiliyenin bileşenleri oluştukları fiil, fail, mef'ulü bih'tir. Ve mef'ulü bih'in nasb alameti fetadır. Ya bu iki üstün olur ya da sadece üstün olur. E, en, be, ben gibi. Devam ediyoruz. Yine burada bir hulasa geçecek. El-hulasatun nahviyyetu, nahvin hulasası. El-cümletul fi'liyetu teterakkebu minel fi'li vel fa'il vel mef'ulü bih. Cümleyi fiiliye oluşur, meydana gelir, terkip eder, evet oluşur, oluyor. Minel fiili vel fa'il vel mef'ul bih. Yukarıdaki bildiğimizi ne yapıyor? Özetliyor. Fiil, fa'il, mef'ul bih'ten oluşur. El mef'ul bih huve men veka aleyhil fiili. Mef'ul bih de fiilin üzerinde vuku bulan şeydir. Mef'ul bih min alameti nasbil mef'ul bih. Mef'ul bih'in nasb alametlerindendir. Ne el fethatu fetha. Şurayı yapıyoruz. Da hatten tahtel mef'ulü bih el varet fil cümlel atiyeti. Aşağıdaki cümlede gelen, buradaki varet gelen demek, gelen mef'ulü bihin altına bir çizgi çek diyor. Kararet Kureyş'un mukata'ate beni Haşim ve beni Muttalip. Manasına baktık ki Kureyş kararlaştırdı. Mukata'ate beni Haşim ve beni Muttalip. Beni Haşim ve beni Muttalip. Talibe boykotu ne yaptı? Kararlaştırdı. Bütün alakayı, her şeyi kesmeyi. Kata zaten kesmek demek. Şimdi buradaki mef'ul bih'in altına bir çizgi çek dedi. İşte mef'ul bih burasıdır. Kezebel müşrikune ennebiyye fi daveti. Müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi davet konusunda ne yaptılar? Yalanladılar. Ennebiyye de burada mef'ul bih'tir. Mene'al kuffar ve ta'ame ve şerab anennebi ve ashabihi sallallahu aleyhi ve sellem. Küffar, kafirler, müşrikler, Peygamber Efendimiz'i ve ashab-ı kiramı yemeden ve içmeden men etti derken engelledi yemesini, içmesini. Et-ta'ame nedir? Mef'uldür. Ve şerabe de mef'uldür. Buradaki vav atıf harfidir. Yani nasıl diyelim? Şöyledir aslında. Mene'al küffaru et-ta'ame. Mene'al küffaru et-şerabe. Yemeği, içmeyi ne yaptılar? Men ettiler. Çünkü neticede bu fiile bağlanıyor. Bağlandığı için buradaki atıf harfi geldiği için bu vav atıf harfidir. Yani şurayın tekrar yazılmasına gerek kalmıyor.
Vav diye bir atıf harfi olmasaydı o zaman şöyle olurdu. Cümle uzardı. Mene al kufar ta'ame, mene al kufar şerabe olurdu. Vav olunca işte burayı manasını söyleyiveriyoruz. O zaman da ne diyoruz? Kafirler, müşrikler yemeği ve içmeyi men ettiler, engellediler. Evet, yani buradaki mukata'a nebiye ta'ame ve şerabe görüyoruz. Hepsinin üzerinde ne var? Üstün var. Yani feta var ve bu da nasb alameti olarak bize ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Evet, buralardaki boşluklar arkadaşlar, o oynatma listesindeki derste ne yapmıştık? Yapmıştık. Buraları tekrar vakit kaybetmiyoruz. Şöyle dersin bittiği yere bakalım. Ders burada bitiyor mu? Şurada bulmaca var. Burada bitiyor. Buralar falan arkadaşlar hep çözdük. Yani bilginiz olsun. Buraları atlamadık yani oynatma listesinden. Zannedersem dördüncü ünite, üçüncü ders. Bu Et-Davetül Cehriye'ye alakalı olarak üç tane şey var, video var. Buraları hep işledik. Biz şuraya bir bakalım. Haracan Nebi ile Taif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki metin de yukarıdaki metin gibi. Buralarda çok izliyorsunuz. Peygamber Efendimiz çıktı Taif'e. Taif'e gitti yani. Niçin? Bu lamlar geldiği zaman arkadaşlar niçin deriz? Manasını söylerken de için deriz. Şimdi anlayacağız. Niçin gitti? Niçin çıktı Taif'e? Niçin gitti? Liyubelligahum davetehu. Davetini tebliğ etmek için. İşte bu şekilde. Li sebep bildiriyor ve niçin diye de soru soruyoruz. Peki fe sehiru alay ettiler. Minhu onla. Yani Peygamber Efendimiz'le alay ettiler. Kim? Ehli Taif, Taif halkı. Ve darabuhu, onu dövdüler. Ve fi tarikati avdetihi mine Taif. Taif'ten dönüş yolunda arkadaşlar bazen Arapça tamamen Türkçenin tersidir manayı söylerken. Bak mesela ne diyoruz? İlk kelime olarak Taif'ten dönüş yolunda diyoruz. Taif ilk kelime. Yani Türkçe'de yazarken ilk yazıyoruz. Ama Arapça'da tersten geliyor. Taif'ten dönüş yolunda isteraha. Peygamber Efendimiz istirahat etti, dinlendi. Nerede? Fi büstanin min besatini Taif. Taif bostanlarından bir bostanda istirahat etti. De fe işte bu buranın devamı oluyor. Fecae geldi cahu ona. Peygamber Efendimiz'e geldi. Kim? Abdun Irakiyyun. Iraklı bir köle geldi. İsmihu Attas. İsmi Attas olan Iraklı bir köle geldi. Amene bihi. Peygamber Efendimiz'e ne yaptı? İman etti. Ve ekbele. Ve ekbele yukabbilu yedeyhi. Ekbele burada başladı diyebiliriz. Yukabbilu öpmeye yedeyhi. Peygamber Efendimiz'in elini öpmeye başladı ve yemsahu meshetti, temizledi, giderdi anhu ondan ni el eza ezayı giderdi. Evet, buradaki metinde arkadaşlar bu şekilde oynatma listelerindeki tercümeye baktığımızda da gördüğünüz gibi buraların tercümesi ne yap? Peygamber Efendimiz davet tebliğ için Taif'e gitti, alay ettiler, dövdüler, Taif'ten dönüş yolunda Taif bostanından bir bostana uğradı diye Attas isimli Iraklı bir köle geldi ve iman edip Peygamberimizin elini öpmeye başladı ve ezayı gidermeye başladı diye tercüme zaten oraya yazmışız. Yani böyle sadece Arapçayı görünce gözünüz korkmasın. Oynatma listesinde bunlara hep buralara Türkçelerini. Evet, kısaca arkadaşlar bu şekildeydi. Yani özetleyecek olursak 4. ünitenin 3. dersi Et-Davetül Cehriyetü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti açıktan yapmasını Allahu Teala'nın emretmesi ve ondan sonraki karşılaşmış olduğu eziyetler. O metni yukarıya okuduk. Sonra buradaki cümleyi fiiliye, fiil faal, mef'ulü bih'ten oluştuğunu ve mef'ulü bih'in ne olduğunu ve yine mef'ulü bih'in mensup olmasının alametinin de fetha olduğunu, üstün, iki üstün olduğunu gördük. Kısaca bu şekildeydi. 24 dakika 27 saniye oldu. Burada bitirelim ama bitirmeden önce biraz önce bahsettiğimiz gibi eğer ki beni buraya kadar da izlediyseniz artık bundan sonrasında izlenirsiniz diye düşünüyorum. 11. sınıfa ait çünkü iki tane oynatma listesi var. Onları görelim sonra videoyu bitirelim.
Evet, kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Kanala öncelikle buradan abone oluyoruz. Abone olduktan sonra tümünü işaretleyelim ki yani bu şekilde olduğu zaman biz yazılar haftasında video yüklediğimiz zaman size bildirim ulaşsın. Evet, şimdi 11. sınıfa iki tane şey var arkadaşlar. Birincisi burada yazılı soruları var. İkinci olarak da İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Birinci üniteden 6. üniteye kadar toplamda 50 video. Şimdi önce hangisine bakıyoruz? Önce biraz önceki görmüş olduğumuz İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesine bakıyoruz. Burada birinci üniteden 6. üniteye kadar 6. ünite 3. ders görüyorsunuz. 150-160 sayfa civarında toplamda. Biz biraz önceki dersi nereden yaptık arkadaşlar? İşte buradan yaptık. 4. üniteye ait. 4. ünitenin 3. dersi de 3 tane video varmış. 18, 26 ve 12 dakikalar. Toplamda 6-7 sayfa. İşte böyle 3 videoya orayı sığdırmışız. Zaten ikinci dönem buradan başlıyorsunuz. 4. üniteden 6 ünite olunca ilk 3 üniteyi birinci dönem, sonraki 3 üniteyi ikinci dönem. 4, 5, 6 ikinci dönem okuyorsunuz. İkinci dönemin birinci yazılı sorusu Mart ayının sonu gibi olur. Daha 1,5 ay var. Büyük bir ihtimalle yazılılarda buradan sorumlu olacaksınız. 4. ünite ve 5. ünitenin ilk kısmı diyebiliriz. Şimdi bu İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesiydi. Biz bir de yazılı sorularına bakalım. İkinci oynatma listesi. Toplamda 36 video varmış. Şu an hali hazırda 4-5 video daha var buraya yüklenecek. Onlar da yüklendiği zaman 40 video olur. Ama yazılılara kadar 45-50 video olacaktır. Hangi dersleri var arkadaşlar? Temel dini bilgileri var. Din kültürü var. Akaid var. Akaid biraz zor. Arapça var. Arapça zaten 6. videonun çekimini yapmaktayız şu anda. 7-8 devamda gelecek. Siyer var. Tefsir var. Evet, Arapça var, din kültürü bunlar birinci döneme ait. Şuradan aşağıdan itibaresi, yani gerçi bunlar yukarıya çıkabilir arkadaşlar. Size kolaylık olsun diye ilk oynatma listesine girdiğiniz zaman şuradan bu değişiklik olur. Ama siz niye bakacaksınız? Yazıyor ikinci dönem birinci yazılı, ikinci dönem birinci yazılı diye. O zaten görüyorsunuz. Uzun anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar beğeni yapmayı, yorumlara bir şeyler yazmayı, istediğiniz derslerle alakalı herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ve yine işte burada yazan arkadaşlar da burada. 7. sınıfım ama hala izliyorum. Ama izliyorum demiş. Bu da hocam video başındaki metin dersinin kitabında kaçıncı sayfada diye bir soru sormuş. Böyle yazanlar oluyor. Onların bu yazılı sorular arkadaşlar. Onların yorumlarında aslında bir toplu video yapıp okuyor da biliriz. Eğer ki isterseniz. Evet arkadaşlar kısaca bu şekildeydi. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. En son yine şu hatırlatmamızı klasik hatırlatalım, yapalım. Bu abone mevzusu bizim için önemli. Neden? Dediğimiz gibi izleyenlerin analizlerinde gördüğümüze göre. Aslında başka bir videoda ona da bakabiliriz, gösterebilirim. İzleyenlerin sadece %10'u abone oluyor, diğerleri abone olmuyor. Bazen %15 oluyor, bazen %5'e düşüyor. Ortalama %10 diyelim biz. Abone olmuyor. Yani olmuş olsa da şu an 40 bin civarında abonemiz, 35-40 bin civarında abonemiz olurdu. Buraya kadar izlediğiniz için onun için tekrar tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayı unutmayalım ve yine istifade ediyorsak arkadaşlarımıza tavsiyede bulunalım kanalımızı. Tekrar görüşmek üzere. Fiyemanillah.